Fethullah Gülen Hoca Efendi insanlığın gözyaşları içerisinde takip ettiği Gazze'deki insanlık dramı ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Hoca Efendi saldırıların herkese yaraladığına vurgu yaptı. Önlem alınmadığı takdirde gerginliğin bütün bölgeyi etkileyecek bir ateş topu haline gelebileceğini söyledi. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi yaptığı açıklamayla yaşadığı derin hüznü anlattı. İsrail'in Gazze saldırıları insan olarak herkesi derinden yaralamıştır. Özellikle yaşadığımız çağ itibariyle beşeriyetin ulaştığı medeniyet seviyesinin mantıklı, makul ve insani çözümlerin birlikte bulunacağına inananlar üzerinde etkisi ise daha sarsıcı olmuştur. Kendimi onlardan biri sayarak yaşadığım derin acıyı ifade etme, insani çözümler aramada daha ısrarcı olma ihtiyacı hissediyorum. Fethullah Gülen Hoca Efendi, insanlığı yaralayan saldırıların zamanlamasına dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan çekilmeye hazırlandığı, Bush döneminden çıkarılan derslerle Obama yönetiminin daha barışçı bir yol izleme imkanının belirdiği bir zamanda İsrail'in masum insanlara bomba yağdırarak barış yollarını tıkayacak adımlar atması kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede attığı adımlara İsrail'in verdiği olumlu cevaplar bölge adına umut ışıkları yakmıştı. Yeryüzünün en eski yerleşim merkezinde en kadim medeniyetlerinden birini kuranları temsil eden bir devletin kuvvetten başka çözüm yolu tanımıyormuş gibi davranması düşündürücüdür. Bu mevzuda Gülen, son saldırıların gerilimi tırmandırıp bütün bölgeyi etkileyecek hale gelebileceğini vurguluyor. Henüz devlet bile olamamış bir avuç insana uygulanan şiddet Orta Doğu'daki dengeleri bozabilir. Bölgedeki gerilimi artırarak Orta Doğu'yu çatışma ortamına sürükleyebilir. Dolayısıyla bölgeyi ateş topuna çevirebilir. Fethullah Gülen Hoca Efendi, insanlığın gözyaşları içinde izlediği durumun son bulması için uluslararası inisiyatif alma gücüne sahip kurum ve kuruluşların bir an önce harekete geçmesini istedi. 21. yüzyılda insanların açlık ve sefaletle baş başa bırakılıp abluk altına alınarak üzerlerine bomba yağdırılması insanlığın ortak vicdanını kanatmaktadır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam Konferansı Örgütü, Arap Birliği ve sivil toplum kuruluşlarının bir an önce harekete geçip insanlığın ortak vicdanını rahatlatacak adımlar atmasını diliyorum.